Hoş geldiniz. Galip Derviş dizisi setinde unutamadığınız bir anıyı paylaşır mısınız? Savcı bir kadını öldürecekler ve biz de olay yerine gideceğiz, cinayet çözeceğiz. Türkmen bir hanımefendi getirmişler sette. Kadının da çok böyle Türkçesi de yok. İşte katil bıçakla gidiyor, hiç tepki vermiyor falan. 1-2-3 çektik, en son yönetmen delirdi yani. Dedi ki hanımefendi bir tepki verin yani, öldürülüyorsunuz. Hani bir şey oluyor burada ya, bıçaklanıyorsunuz yani. Önce kadın duruyor. Neyse gene olmadı gene ve ortam gerildi. En son artık yönetmen dedi ki yani hanımefendi gerekirse bağırın, çağırın, kendinizi yerden yere atın, küfür edin, bir şey yapın yani falan deyince böyle savcıyı da oynuyor. Katil böyle bıçakla yaklaşınca kadına, kadın böyle seni sikerim dedi katil. Algı Hanım merhaba. Öncelikle bugün Dünya İltifat Günü'ymüş. Bundan mütevellit erik gibi olduğunuzu belirtmeden geçemiyorum. Bunlarla gelin bana. Bu bağlamda da iltifatınızı da alırım. Karşılıklı erik gibiyiz efendim. Çok teşekkür ediyorum iltifatınız için. Siz de erik gibisiniz. Görmesem de erik gibi tatlı bir iltifat. Yani kütür kütür anlamında herhalde. Öyle bir şey. Taş gibisinin bir şeyi herhalde. Muhafazakar olduğunuzu ve dua ettiğini söylemiştiniz. Kutsal Motor'da Türkiye sanat piyasası için çok radikal bir açıklama değil mi? Ayrıca Kutsal Motor'daki mobbing ifşaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, ben Kutsal Motor'la olan birlikteliğimde Zeynep'le proje yapıyordum, Yakıcı Bakışlar diye. Dolayısıyla ben aslında Kutsal Motor ekibinden değilim ve bu mobbing yani Utku'yla ilgili konuların içerisinde ben Utku'yu toplasanız 3 kere falan gördüm. Ve aralarında ne yaşandığına dair tabii ki Zeynep'ten biliyorum ve ekip bana anlattı. Ama onlar kendi aralarında bu konuyu yaşadılar. O yüzden bir düşüncem yok. Ama tabii ki Zeynep benim için burada şeydir, ne denir? İnandığım taraf odur. Muhafazakar olduğumu söylemedim. İnançlı biri olduğumu söyledim. Evet, Allah inancım var, kitap inancım var ve dua ediyorum. Radikal bir açıklama olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ben böyle biriyim. Ekşi Sözlüğe girip kendiniz hakkında yazılanları okuyor musunuz? Evet, ben bayağı Ekşi Sözlük takip eden biriyim ama yazar olduğum falan yazılmıştı değilim. Onu söyleyeyim burada. Ama merak ederim, bakarım. Bir de bende şey de var, başkaları için Ekşi ne yazmış, ona da bakayım. Masum bir seksiliğim var. Marion Cotillard'a benziyor avran. Var mı kendini benzettiğin, öykündüğün bir başka ünlü? Marion Cotillard'a ucundan benzetilmek bile müthiş bir şey. Ben kendisini inanılmaz güzel buluyorum, aynı zamanda oyunculuğunda. Çok seviyorum onu ve kocasını, sürekli takipteyim. Öykündüğüm ünlü var. Şeye hastayım, Jessica Chastain'e. Öykündüğüm çok insan var ya. Gerçekten çok insan var ama çoğu yurt dışında yaşıyor, takdir edersiniz ki. Oyunculuk yapmıyor olsaydınız şu an hangi mesleği yapıyor olurdunuz? Sizi artık daha farklı rollerde görmek istiyoruz. Ben bir süredir dizi kendi kararımla yapmıyorum. Sebebi de artık farklı bir şeyler oynamak istedim için. Ama maalesef hepsi birbirine benziyor bazen, yani gelen şeylerin genelde. O yüzden daha çok sinema ağırlıklı ve tiyatro yapıyorum. Ama tabii param bitince dizi yapacağım. Ne meslek yapıyor olurdunuz? İçimde şefliğe karşı çok bir istek var. Yani çok isterdim çok iyi bir şef olmayı. Bulunmaktan en keyif aldığınız yer Datça. Ben 4 senedir falan çalışmadığım dönemlerde Datça Palamutbükü'nde yaşıyorum. Uzun sürelerde gezdim. Hem dizi sebebiyle şehir dışı çalıştığım için daha çok Ege taraflarını çok seviyorum ama favorim Palamutbükü, Datça. Orada kendimi en huzurlu hissettiğim yer galiba. Algı mı Eke? Sen kimsin bacım? O nasıl bir isim? Soy isim kombinasyonu öyle. Babana dava açmayı hiç düşünmedim. Çocukken çok zorlanıyordum ve sevmiyordum ismimi. Çok da dalga geçiyorlardı. Ama yetişkinlik hayatına girince sevdim. Babama da dava açmayı düşünmedim ama çocukken şey oldu, böyle bir isyan durumuna girmiştim. Niye benim adım Zeynep değil, Ayşe değil de böyle bir isim diye. Sonra alıştım artık ben de yani. Şu bacım hitabından da hiç hoşlanmıyorum ya. Sen kimsin bacım ya? Böyle bir lügat yok arkadaşlar yani. Seda Sayan da bitti o konu. Merhaba, hoş geldiniz. Son elektrik faturanız ne kadar geldi? Son elektrik faturam düşündüğümün altında geldi. Benim evim büyük bir ev ama çok herhalde iyi kullanıyorum yani. Öyle çok 344 lira mı ne gibi bir şey geldi. Ya yani gene çok da tabii. Millet böyle 1000 liralar falan diye duyunca ödümüz patlıyordu. Ama şey çok geldi. Doğalgaz ya. Yapacak bir şey yok.
Merhabalar Algı Hanım, yüzünüz çok değişmiş. Hangi işlemleri yaptırdınız? Arkadaşlar ben oyunculuk yapmaya başladığım gün itibariyle burnumda estetik var. Onun dışında da alnımın ortasında şey var, botoks. Onun dışında bir şey yok yani. Bana ekşide de yazılmış estetik dahil diye de ben içkiyi bıraktım komple. Bir sene olacak Nisan 28'de. Çok aktif spor yapıyorum. Çok iyi besleniyorum. Neydi o bir oyuncu arkadaşımız demişti, hepiniz dalga geçmiştiniz. Gluten yemiyorum falan. Ya gluten falan bırakmadım ama çok düzgün yaşıyorum. Hayatımın en fit dönemindeyim. Kötü bakıyordum kendime. Herhalde ondan. Bir de 36 yaşıma girdim. Yüzüm de şey oldu. Biz Gürcüyüz yani. Elmacık kemiklerim falan çıktı. Herhalde o yüzden, yoksa öyle bir anormal bir estetik durumu yok. Bir de ben hep söylerim yani. Seviyorum da ben estetik. Yani daha güzelliğe meraklı biri olduğum için söylerim. Yok yani. Neden hep köylü kızı rolleri Allah aşkına? Neden acaba? Ya hep de köylü kızı rolü değil yani. Yani arkadaşlar köylü kızı diye yani 3 tane dizim var. Toplamda da 11 tane dizim var benim. 3'ü köylü kızıydı. Tipolojik olarak da köylü ifadem de yok aslında. Ama seviyorlar. Şive yapabiliyorum diye geliyordu teklifler. Çoğunda çok severek oynadım. Ama bunun dışında çok başka art house filmlerim var. Metropol kızı oynadığım bir sürü şey var. Yani hep böyle ezber yazıyorsunuz. Bir filmografime bir bakarsanız ya da televizyon işlerime, öyle değil konu aslında. Zaten artık 36 yaşındayım. Köylü kızı artık oynayamayacağım. Birini dövecek olsanız bu kim olurdu? Ben öyle biri değilim. Bu tür fiziksel temaslar beni çok... Ben hemen uzarım. Yani herhangi bir yerde bir gerilim yaşandığında da ufak ufak böyle götüm ortamdan ayrılırım. Öyle bir dövmek istediğim kimse yok o yüzden. Ama çok tabii sinir olduğum, ülkeyi terk etmesini istediğim falan insanlar var tabii ki. Herkes gibi. Normal yaşantınızda deli dolu, enerjisi yüksek, radikal kararlar almaktan çekinmeyen biri gibi gözüküyorsunuz. Gerçekten öyle misiniz, yoksa eşofmanı giyer dizimi izlerim mi diyorsunuz? Çok önemli konularda ani kararlar veren biriyim. Bu konuda şey diyebiliriz bana, bu kararları alma ama bedelini de öderim. Yani onu, o riski de alan biri oldum hep. Onun dışında evde vakit geçirmek de çok sevdiğim için. Yani hayatımdaki en güzel anlar arkadaşlarımla eşofmanla güzel bir şey izlerken köpeğimle geçirdiğim vakitler. Bir de artık içki içmediğim için gece hayatım yok. Sizinle bir kez yan yana aynı sofrada bulunmak zorunda kalmıştık. Hala eskisi gibi ne yapacağını bilmeyen, sürekli pohpohlanmaya ihtiyaç duyan şımarık ve depresif biri misin? Bunu attığını düşünüyorum. Ne yapacağını bilmeyen konusunda zaman zaman öyle anlarım var ama mesela şımarık olmayı çok isterdim gerçekten. Hatta eksikliğini hissettiğim bir tutumdur. Şımarıklık da güzel bir şeydir bu arada. İnsanın bazen şımarması da iyi bir şey ama diğer söylediğin şeyleri kabul etmeyeceğim. Sen bana yazdın da acaba biz seninle olmadık. Merhabalar Algı Hanım. O denge bordunda durmak zor olmuyor mu? Ya ne kadar sürede alıştınız? Borda yogayla mı başladınız? Önce yogaya başladım. Ondan sonrasında bu bordu keşfettim. Ben şey çok seviyorum, surf, kitesurf. Dolayısıyla onun aslında çalışması için yapılan bir sistem o. Bir ay kadar bir sürede önce duvarla çalıştıktan sonra dengeyi bulup öyle devam ettim. Genelde sorulan bir soru, Instagram'da paylaşıyorum bazı videolar çünkü dans falan ediyorum board'un üstünde, eğlenceli oluyor. Ben özellikle bayan mı? Kadınlar için iç bacak kaslarınızı ve belinizi ve karnınızı çok çalıştırıyor ve zevkli. Yani üstünde de müzik açıp dans edersen falan, spor yaptığını anlamadan birden sıkılaşmaya başlıyorsun. Tavsiye ediyorum. Oyuncu ayağına insanın kafasını yaşadığı bir hayatı olması nasıl bir duygu? Ne demek ki? Yine de oyuncu ayağına mı? Oyuncuyum yani. İnsanın kafasını yaşadığı bir hayatı olması mı? Hiç ne dediğini anlamadım. Yani oyuncu ayağı diye bir şey yok işte. Oyunculuk yapıyorum. Oyunculuk icra ediyorum. Siz anladınız mı? Ben anlamadım. O yakıcı bakışların final bölümünde insanlara çok dokunmayı sevmediğini söyledikten sonra programın sonunda gözleri dolup Zeynep'e sarılıverip onu teselli edercesine öpmesi, uzun süredir gerçek insanları seyretmiyormuşum ve sizi görene kadar bunun üzerine düşünmemiştim bile. Algı Eke, seninle tanışmadım fakat keşke senin gibi bir dostum olsaydı. Ne kadar naif biri olduğunu o hareketinle gözler önüne serdin. O yakıcı bakışları izleyenler bilir ki biz programı Anıl'ın vefatıyla bitirdik. Anıl
öldüğü için programı da bitirdik ve son program çok o yüzden duygusal geçti. Ben normal şartlarda çok sevdiğim veya sevgilim dışındaki insanlarla çok kolay fiziksel temas kurabilen biri değilim. Yapım öyle yani, bir sebebi de yok. Ama orada çok duygusal bir andı ve evet, yani bir de severim ben sarılmayı yani. Komedi dizilerine çok yakışan güzel ve tatlı bir oyuncu. Keşke Leyla ile Mecnun'da son Leyla'yı o oynasaydı. Yani. Teklif gelmedi. Algı Eke. Bu kadar güzel, çekici, yetenekli, kültürlü, vizyon sahibi, elit bir kadın olmasına rağmen oyunculuk kariyeri boyunca neden bu kadar ucuz, basit, kötü yapımlarda rol aldı anlamıyorum. Sakın para için demeyin arkadaşlar. Ben aslında seçici de olmaya çalışan biriyim. Para için yaptığım bazı işler de var. Ama diyorum ya, yani bu arada teşekkür ederim söylediğim birçok şey için, ama ülkemizin genel iş kalitesine bakmamız gerekiyor. Sadece benim yaptığım şeyler değil. Yani bugün ana kanalda yayınlanan işlerin kalitesi ortada. Yapılan sinema filmlerinin kalitesi ortada. Aslında öyle çok da müthiş şeyler seçebilmek gibi. Yani her sene belki biraz dijitalle bakalım kırılacak diye düşünüyorum. Yani bana çok muhteşem projeler geldi veya inanılmaz şeyler çekiliyor da ben oynamıyorum gibi bir durum yok. Bir oyuncu olarak çok isterim. Yeni filminin tanıtımını ama anlaşılamayan her şeye sanat denmesine karşıyım diye yapan bir oyuncu ülke insanını mı aşağıladı? Filminde dalga geçtiği modern sanatı mı aşağıladı, onu çözemedim. Ablacığım, sen hangi çapta bir sanat otoritesisin? Modern sanatı eleştirmek için bu gibi bir yoruma neden gerek duyuyorsun? Veya sizin filmleriniz çok mu sanat? Anlaşılamayan her şeye sanat denmesine karşıyım gibi bir cümle kurdum, arkasındayım. Ama bence filmi bir daha izlemen gerekiyor. Guruldayan Kalpler diye bir film. Zaten bütün anlatmak istediğim şey o filmde var. O yüzden bu kadar cevap vereceğim buna. Yani bunlar saçma şeyler yani. Ayrıca bu benim fikrim. Ben de böyle düşünüyorum. Estetikli haline bayıldım. Çok güzel bir yüzü var. Ekrana çok yakıştığı kanaatindeyim. Ayrıca çok seksi olmuş. Maşallahımızı da buraya koyup entry'yi sollandırıyorum. Teşekkür ederim. İyi hissediyorum kendimi her anlamda. Mental olarak da, fiziksel olarak da. Vücudumla ilgili bütün problemi hallettim. Kafamla ilgili birçok şeyi hallettim. Daha ne olsun. O yüzden de bence zaten seksi olan şeyleri çok seviyorum. Seksi gözüken, seksi olan, bu bir obje, bu bir kadın, bu bir erkek, bu bir tablo da olabilir. Seviyorum ben. Sürekli gripmiş gibi konuşan aşırı donuk bir tip, yine iyi kariyer yapmış şu haliyle. Allah razı olsun canım benim ya, gerçekten. Aşırı donuk mu? Peki. O da senin fikrin. Çocukken hayal edilen meslek ve bugünkü meslek. Çocukken ne hayal ettiğimi inanın hatırlamıyorum. Bugünkünü istiyordum. Yani ben aslında yazar olmak istiyordum, oyuncu oldum. En son gerçekten mutlu hissedilen an. Mutluluk hep anımsanan bir şey oluyor ya, o üzüyor beni. Yaşarken çok anlamıyorsun ama böyle çok tatlı bir koydaydım Datça'da. Çok kimse yoktu. Muhteşem köpeğim ve ben ve sadece doğa vardı. Orada çok mutlu olduğumu anımsıyorum. Benim için mutluluk biraz huzurla ilintili gibi oluyor genelde. Ekşi itiraf. İnsanların kıçlarına bakıyorum genel olarak, bu bir itirafsa. Böyle bir manyaklığım var. Oyuncu şeyi bu aslında, biraz bu mesleki deformasyon. Her yere bakıyorum. Ama bir kıç bakma durumu bende niyeyse. Götçü yazacaklar. Aşk acısı çekenlere tavsiyeler. Çekebildiğin kadar. Ben çok yoğun yaşıyorum birçok şeyi. Aşkı da, ayrılığı da. Güzel değil benimki ama hani şöyle buna bir tavsiye verebilirim. Ne kadar derine inersen in ki bitsin. Başka türlü bitmiyor. Yani çökmekten kendini onunla bununla avutmak değil de o acı neyse onu yaşamak galiba en sağlıklısı. Çünkü acı da var yani. O aşkı yaşarken olduğu gibi acı da var. Hatta ben bazen aşık olunca gene üf ayrılacağız, ağzıma sıçılacak benim falan diye düşünüyorum. Tiyatronun artık yavaştan miadının dolması, katılmıyorum. Dolmuyor. Ben bu sene çok aktif tiyatro yapıyorum. 3 oyun oynuyorum. İnanılmaz bir izleyici var. Sinemalara gidilmiyor, tiyatroya gidiliyor. Benim kanaatim, benim düşüncem galiba insanlar pandemiyle birlikte şey istemiyorlar. Yani böyle bir aktivite olarak canlı bir şeyler görmek istiyorlar. Birilerinin arasına karışmak istiyorlar. O yüzden bence bu doğru değil. Tiyatro yükselişte şu an. Ve zaten tiyatro ölmeyecek bir şeydir yani. O da ayrı konu. Türk dizilerinde görülen klişeler. Bana da yazılmıştı da kavga etmiştim bunu oynamayacağım diye. Mesela ben buradayım. Orayı nasıl duyabilirim? Yani benim bu kulağım nasıl orayı... Ya mesela
böyle benden çok uzakta birini duymak fikri bana hep böyle anormal geliyor. Bir de iç sesleri dışarıdan mesela işte geliyorsun. Aa neler yapmış onlar? Demek ki böyle olmalı. Çok da kötülük var o. Böyle bir şey olabilir mi yani? Aniden akla gelen replikler. Bir tane var benim. Özgür çok yalnız bir çocuk. Şu an oynadığım oyundan. Gün içinde bile aklıma geliyor. Tekrar başlaması istenen diziler. Çok var benim. Daha doğrusu başlaması değil de keşke bitmeseydi bunu tekrar en başından sanki bugün keşfetseydim dediğim diziler var. Kıskanırım yani mesela söyleyip de ben izlemedim onu falan. Uf keşke ben de izlememiş olsaydım dediğim. Var ama bu ara şeye taktım çok Succession. Ha, bilemedim vallahi aklıma gelmedi ama çok var yani. Yapılmış en aptalca dalgınlık. Şey oluyor bana ya, gözlüğüm kafamdayken gözlük arıyorum. Elimde çakmak arıyorum falan öyle şeyler. Bu kadar.